Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 4 2013 Bahar Ara Sınavı. Soru 1. İsnani vasale ile külliyeti diye devam eden cümlede isnani İrab'daki durumu nedir? Konu neyle alakalı? Sayı ve temizleri ile alakalı bir konu. Hemen kitaba bakıyoruz. Çok kolay bir soru. 1 ve 2 sayısının temyizi olmaz. Bunlar kendilerinden önceki kelimelerin sıfatı olurlar diye kitapta bir satırlık yazı var. 2-3 tane de örnek var. Bunu okuduysak ki bu konuyu biz anlatmıştık. Buna değinmiştik. Bu durumda isnani ne olur arkadaşlar? Sıfat olur. D şıkkı. Bir satırlık bilgiydi. Soru 2. Hangisinde sayı ve temyizi doğru olarak yazılmıştır? İkinci soru, sayı ve temyizi doğru olarak nerede yazılmıştır? A şıkkı, seb'un ve semanune dıfleten. Doğru mu yanlış mı? Seb'un ve semanune nasıl bir sayıdır? Matuf sayı, atıflı sayıdır. Nitekim iki sayı arasında vav var. Vav zaten atıf harfi. Farklı görevler için de kullanılır. İki sayı arasında iken atıf için kullanılmakta. Bu durumda matuf sayı ya bu. Matuf sayının temyizi müfret mensup gelir. Doğru mu gelmiş? Doğru gelmiş. Hamsun işrune yine nedir? Matuf sayıdır. Raculen müfret mensup gelmiş. Doğru. Selasu alafin mecrur gelmiş. Zaten matuf sayı değil. Erbaatun ve işrune saaten doğru gelmiş. Sittete aşrate şakkaten şakkatun tam ne yazdığını ben de okuyamadım. Biraz soluk gibi gözükmekte. Doğru şık burada A olmaktan. Neden A? Temizin irabı doğru bir ama bu yeterli değil. Matuf sayılar iki öge yani iki parçadan oluşuyor değil mi? Birinci cüz seb'ün, ikincisi semanune yani vav'ın sağında bir parça var, solunda bir parça var. İşte o sağ tarafındaki parça ile temyiz yani sayı bittikten sonra gelen kelime. Buna temyiz diyoruz. Bir, vav'ın sağı ile temyiz ne? Müzekkerlik, müenneslik bakımından birinde T var, birinde T yok arkadaşlar. Bu durumda ne olur? Doğru yazılmış olur. Mesela Hamsun ve işruna raculen. Hamsun da T yok. Raculen'de de T yok. İkisinde de T yok. Ne oldu? Zıtlık var. Yani bu doğru yazılım olmaz. Biri farklı olmalı. Birinde T olmalı en azından. Vav'ın sağındakinde T olmalı veya olmamalı. İşte onun tam tersi de temyiz olmalıdır. Sayıdan da bakabiliriz. Hemen üniteye göz atıyoruz şu anda arkadaşlar. Biraz daha yakınlaştırayım. Görüyorsunuz mesela 87 yazısı. Seb'etun ve semanune kursiyen. Vav var. Vav'ın sağı birinci cüz. Vav'ın sol tarafı ikinci cüz. Ve ikinci cüz bittikten sonra gelen kelime temyiz. Temiz dediğim kursiyende T var mı? Yok. Vav'ın sağında T var mı? Var. Bu durumda doğru yazılış. Yani vav'ın sağında T varsa temizde olmaz. Vav'ın sağında T yoksa temizde T olur. Doğru bir yazılış. Bir de müennes için kullanım demiş. Oraya bakalım. Seb'ün T yok. Ve semanune bu sonuncu sayı yani vav'ın sağ solu. Difreten temiz. T var mı? Var. Seb'ün de yok. Bu şekilde olmalı, olması gerekiyor. Bu durumda seb'ün de yok. Difreten de var. Nitekim siz de böylece görmüş oldunuz arkadaşlar. Soru bizzat buradan alınmış. Yani birebir alıntı. Sıfırdan bir cümle kurulmamıştır. Seb'ün ve semanune difreten. Kitapta geçen bir sayı. 3'e geldi sıra. Garajda 50 otobüs bekliyor cümlesinin Arapça karşılığı ne ola diye sorulmuş. A şıkkı fil mürebi ya da merebi. Mer'eb. Ne diyelim bu garajda vardır. Tunteziru. Burada tuntezir yazıyor. Evet yanlış görmüyorum. Tuntezir olmaz. Tuntezir olsa bekleniyor, bakılıyor şeklinde meçhul mana olabilir. Bununla birlikte hadi öyle olsun. Hamsune burada işin püf noktası ne?
Hamsun ne nedir? Ukut sayıdır. Ukut sayının temyizi ne gelir? İşte kitaptaki yeri ukut sayılar, yani onarlı 20, 30, 40 diye 90'a kadar sayabileceğimiz sayılar arkadaşlar. Görüyorsunuz her biri zaten müfret mensup gelmiştir. Zaten burada yazıyorum müfret mensup gelir diye. Öyleyse müfret ve mensup olmalı ki A şıkkında mensup mu? Mecrur görüyorsunuz iki tane esir almış. B şıkkı iki ötürü almış. Temin var. C şıkkında iki tane esre var. D şıkkı fethalı. Doğru bir yazılış. Temiz yönünden. Sıra geldi E şıkkına. E şıkkı da yine fethalı. Temiz yönünden doğru olan ne? D ile E. Diğerleri doğru mu? Diğerleri doğru değil. A şıkkı açıkça mecrur esra almış. B şıkkı merfu ötürü almış. C şıkkında hafilatin var. Hafilatin açık T ve sağında dik elif var. Buna cem-i müennes salim demekteyiz. Cem-i müennes salimlerin mensupluk durumu yani nas durumu da yine bu şekilde yazılır. Buna da mensuptur denilebilir. Mensuptur denilebilir. Evet. Esre ile mensup olur. Ama ne dedik? Müfret mensup olacak demiştik. Bu durumda C şıkkı mensup olsa da müfret değil. Geriye D ile E şıkkı kalır. D ile E şıkkında farklılık nerede var? Fil mer'ebi, fil mer'evi. Ten teziru, ten teziru. Farklılık nerede? Hamsine mi, hamsune mi? Konu burada bitiyor. Hamsine, hamsune. Ten teziru bir fiildir. Hamsune ona uygun olarak merfu gelmesi gerekir. Bu durumda ne olur? E şıkkı doğru olur. 4. Hangisinde yanlış bir temyiz söz konusudur? Bakıyoruz, inceliyoruz arkadaşlar. 4. A şıkkı Ketettü isneteyni ve seb'ine safheten. Doğru mudur? Doğrudur. Son sayıya bakılarak temyizin irab belirlenir. Son sayı ukut bir sayı, müfret mensup. Ca'e mi'tü veledin, mecrur, doğrudur. Elfe-i şecaratin, yine mecrurdur, doğrudur. D şıkkı sittune nedir? Ukut sayıdır. Ukut sayınınki ne olurdu? Mensup olarak gelmeli idi. Ama s-m-k-t-in mecrur gelmiştir. Bu durumda D yanlış olur. Zaten şu var. E de yanlış yine. Erf-bin merfu gelmiş görebildiğim kadarıyla. Şöyle bir durum var. A şıkkında seb'ine ukut sayısı var. D şıkkında sittune ukut sayısı var. A şıkkında mensup, D şıkkında mecrur gelmiş. Esasen soru A mı doğru, D mi doğru sorusuydu. Çünkü ukut sayınınki sabittir. Ya mensup, ya mecrur, ya merfu. Bir şey olması gerekir. Burada mensup verilmiş. A'da mensup. D'de mecrur verilmiş. İkisi de ukut sayı. Dolayısıyla soru ne demekti? A mı doğru, D mi doğru sorusuydu. Beşinci soru. Aşağıdakilerin hangisinde temyizi müfret mensup olmayan bir sayı var? Hangi sayınınki müfret mensuptu değildi? Kafanı yormana hiç gerek yok. Müfret ve mensup olmayan temyizi görmeye çalışırız. Bu da bizi kurtarır zaten. Hadi müfredi bilemedim. Müfret, cemi, mükesser çalışmasında zayıfım hocam. Bu işin kolay yolu ne olur? E şıkkına baktığımda şeceratin. Yani açıkça mecrur olduğunu zaten görüyorsunuz. E şıkkındaki son kelime neyle bitmiş? Esre ile bitmiştir. Dolayısıyla müfredi boş ver hadi anlamadık da. Hiç yoktan mensubu anlasak, bir kavram bilmiş olsak bunun mensup olmadığını anlarız. Kolay bir soruydu diye hemen ifade edelim. 6. Hangisinde mümeyyez melhuzdur? 6'ya da C diyerek devam edelim. 7. Edatlardan hangisi de olumsuz hale getirilebilir? Soru şu. El mevaddü isim mi fiil mi? Elif lam mı? İsimdir. İsmin yani isim cümlesinin başına A, B, C, D, E hangi şıktaki kelime uygun olur? E şıkkı olur arkadaşlar. Leyse. Bitti. Bu kadar basitti. 8. Aşağıdakilerden hangisinin başına leyse getirildiğinde olumsuz yapılamaz?
El-Ebvabu eliflamlıdır, isimdir. B şıkkı El-Mihfezatu eliflamlı. C şıkkı eliflamlı derken yani isimdirler demek istiyorum. İsim fiil ayırt etmeyi biliyorsunuz elbette. C şıkkı İttefaka. İttefaka fiildir, ittifak etti. D şıkkı El-Ma'u eliflamlı isim. E şıkkı El-Şevari'u eliflamlı isim. Fark nerede var? C şıkkında. C şıkkı fiille başlamış. Öyleyse aranan şey budur. Daima farklı şık aranan şeydir. Buna göre 8 C olur. 9'a geldi. La'nın ismi aşağıdakilerden hangisinde mebni değil de murettir denilmiş. La rariben ne olmuştur? Temin almıştır. La şey'e temin almamış. La imane temin almamış. La akle temin almamış. Haza emrun la raybe. Raybe yine temin almamış. Konu la'dan sonraki kelimenin irabı ile alakalı. Mebni değil yani değişkenlik özelliğine sahip. Muret bu demek zaten. Değişken duruma göre harekesi, harfi yani irabı değişen demek. Mebni ise gözle görünür bir iraba, farklı bir iraba bürünemeyen, sabit hareketi, sabit harfe sahip olan kelime. Mebni murebe değinmiştik isimlerde irab videosu. İzlemenizi şiddetle öneririz. 9. soruya bakarken hangisi farklı? La ragib bende ne var? Ragib ben temin almış. Diğerlerinde la'dan sonraki kelimelerin hiçbiri temin alamamıştır. Az önce ne demiştik? Farklı olan doğru seçenektir. Öyleyse A şıkkı doğrudur. 10. Türkçe çeviri sorusu. A şıkkından başlayalım. A şıkkı dost zenginse dostuna tacirin ne kadara satacağı mal gibi bakmaz. Ne gibi bakmaz? Mal gibi bakmaz. B şıkkı mal gibi görmez. Görme kelimesi yok burada. Nazara yenzuru bakmaktır. Görme fiili yok burada arkadaşlar. Dolayısıyla B şıkkı elenir. C şıkkı zengin dostunu sadece satılık mal gibi görür. Yine görme fiili kullanılmış. Dolayısıyla B ile C elenir. D şıkkı dost zengin olduğunda dostuna tacirin malına kaça satılacak diye baktığı gibi bakmaz. Burada tacirin baktığı gibi bakmak var. A şıkkında mal gibi bakmak var. E şıkkında yine kaça satılacak diye bakmak söz konusu. Tabi arkadaşlar buradaki konu ne? Kelimelerin manasını bilerek cümleye düzgün manayı verebilmektir. Kelimelerin manasını biliyorsanız zaten manayı vermişsinizdir. Bilmiyorsanız da yapılabilecek fazla bir şey yoktur. Bu tür sorular kaçabilir. Doğru şık burada A olmaktadır. Şöyle kabaca bakalım. Ve izâ kâne sadîgu dost olunca mûsiran zengin. Lem yenzur bakmaz ilâ sadîgihi kendi dostuna. Ne gibi? Kemâ yenzur baktığı gibi et tacirû tacirin baktığı gibi. İlâ silâetihi kendi malına. Bikem setubâ'u kaça satılacak diye baktığı gibi. 11. Boşluğa uygun boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Neyle alakalıdır? İrapla alakalıdır. Konu tabii ki evvela istisna ile alakalı. Ama şu kuralı unutmuyoruz. Farklı olan seçenek doğru seçenektir. Öyleyse burada hangisi farklı arkadaşlar? Farklı irap, hareke aranmakta. Saihan mensup, saihun merfu yani ötre almış. Osman yine fetha, Ömer de fetha, Cemil de fetha, her biri fetha ama B şıkkı ötre almış. Farklı olan hangisi bu durumda? B şıkkı farklı. Bu durumda aranan şey B'dir. Bu soru çözmem basit mantığı ama peki neden B? Sefala diye devam eden cümle illa ile oluşturulmuş bir istisna cümlesi olmakla beraber olumlu bir cümledir. Olumlu istisna cümlelerinde illa ile kurulmuş. Müstesna olarak mensup kelime getirilir. Merfu getirilemez. Bu yüzden B elenir. 12.
Zıt anlamlısı sorulmuş. Kelime ezberi yapmış olmanız gerekir. Yoksa nereden bileceksiniz? Bunun bir püf noktası yok. 12 B olur. 13. Gayr edatı sıfat olarak nerede kullanıldı? Çok basit bir soru. Kitapta bu işlenmiştir. Gayr nekreden sonra sıfat olarak kullanılmakta. Nekre ne demek? Evvela onun fiil olması lazım demek. Pardon, isim olması lazım demek. Yani fiil olmayacak. Gayr sağında ala harfi cer var. Hemen sağında fiil var. A şeklinde. B şıkkında gayrın sağında direkt raitü fiil var. C şıkkında gayrın sağında racül diye bir isim var ve nekre. D şıkkında gayrın sağında cae fiil var. E şıkkında gayrın sağında ne var arkadaşlar? Eliflamlı bir kelime var. Nekre değil yani. Neydi? Nekreden sonra gelmiş olması gerekiyordu. Buna göre doğru şık C şıkkı olur. Haza bu nedir? Racülün adamın biridir. Öyle adam ki gayru alimin alim olmayan. Cahilin tekidir. Gayr racülün sıfatı olur. Racül mevsuf olur yani. 14. İstisnanın 3 temel öğesi açıkça hangi seçenekte yer almaktadır? Bu tür soruları da yine konu anlatımında çözerken yardımcı olması bakımından bir şeye değinmiştim. Burada yine ona değineyim arkadaşlar. Mesela B şıkkına baktığımızda mana önemli değil. Mektebat kelimesinde ne var? KTB. Aşağı yukarı hepinizin yani %99'unuz KTB'yi duymuştur. Belki de %100 yani ben de emin değilim tabii. KTB 3 harf var. İlla'nın sağında bu yani müstesna min. İlla'nın sonunda da sol tarafında da müstesna olurdu. KTB yine 3 harf yine aynı harf ama değil mi? Kef kef TT baya ba. Aynı 3 harf var. Bu durumda illa'nın sol tarafındaki kelime yani müstesna aynı harflere sahip olan illa'nın sağındaki kelime de ne olur? Müstesna min olur. İlla zaten var istisna edatı. Ne oldu? Üç öge de var yani. Mektebat müstesna min olarak birinci öge. İlla istisna edatı ikinci öge. Mektebe kelimesi illa'dan sol tarafta yer alan kelime de müstesna olup üçüncü ögedir. Peki mektebatın müstesna min olduğunu nereden anladım? Çoğul bir kelime, illa'nın sol tarafındaki tekil bir kelime ve bu sol taraftaki mektebet kelimesi sağda mektebat olarak yer alan kelimeden çıkartma yapılabilir mi? Toplama çıkartma gibi düşünün. Çıkartma yapılabilir mi? Yapılır. Sağ taraftaki cimidir, sol taraftaki müfrettir. Bu tıpkı 3'ten 1 çıkar mı demektir? Çünkü cimi ya mektebat en az 3 olması gerekir. İlla'nın sol tarafında müfret ya zaten 1 yani. 3'ten 1 çıkacağına göre burada müstesna min vardır. Zaten harfleri de yani aynı kök KTB. Dolayısıyla hiç düşünmeye gerek olmaz bütün sorularda. Aynı harflere sahip iki kelime varsa biri illa'nın sağında biri solunda. İkisi de isim. Ne olur? Müstesna mih de var, müstesna da var. İlla da olduğuna göre 3 öge de var yani. Kolay bir soru olduğunu tekrar edeyim. 15. Altı çizgi kelimenin eş anlamlısı. Yapabilmek için önceden ezber yapmış olmak gerekir. Doğru şık B olur. 16. Kade fiilinin yaklaşma ifade etmez. Nerede etmiyor yaklaşma manası? Diye söyleyin denilmiş. Öyleyse bakmayı deneyelim. Kade fiili bir yaklaştı manasında neredeyse diye tercüme edilir. Bir de tam fiil olarak kullanıldığı zaman aldattı, kandırdı manasında kullanılmakta. Yaklaşma ifade etmez dediğine göre aldattı, kandırdı manası hangi şıkta var demek istiyor. Er-racülü adam yekiydu aldatıyor linnâsı insanları. Er-racülü adam yekiydi tuzak kuruyor linnâsı insanlara yönelik. Bu şekilde doğru şık E olmakta. Ama buna bir de yaklaşma manası verelim. Belki yanlış biliyoruz diye. Er-racülü adam yekiydü neredeyse linnâsı insanlar için insanlara yönelik. Ne ama insanlara yönelik neredeyse ne? Belirsiz. Dolayısıyla buna neredeyse manası veremeyiz. Aldattı, kandırdı manası veririz ki doğru şık bu yüzden E olmaktadır. Oysa mesela D'ye bakalım. Tekadü neredeyse
Fatımetu Fatma tencah başarılı oluyordu neredeyse. Fil imtihani sınavda neredeyse başarılı oluyordu. C şıkkı yekadu neredeyse el laibu oyuncu yeskudu düşüyordu alel erzi yere. B şıkkı kade neredeyse el veredi çocuk yepki ağlıyordu. Ağlamak üzereydi yani. Yekadül vezir yahucu minel ka'eti. Tamam, doğru şık E olduğu ortada. 17 harficer, uygun harficer aranmış. Uygun harfi cerri bulmak arkadaşlar. Ya bu konuda uzman olmalısınız ya da ünitedeki harficer nereye yerleşmeli diye özel bir çalışma yapmış olmanız gerekir. Yani bu soru yani hangi harficer nereye uyar? Bu profesyonel bir sorudur. Ya Arapçada bir profesyonel olmalısınız. Yani çok sözlü karıştırmış. Hangi fiil ile hangi harficer kullanılır? Buna dair özel bir çalışma yapmış olmalısınız. Veya bizzat bu kelime ezberlemiş olmalısınız. Artık ikisinden biri. Üçüncü şık olarak kitapta bu konuya, bu ne diyelim, sorulara çalışmış olmanız gerekir. Doğru şık burada A olmalıdır. A yani olmalıdır derken ihtimal yok arkadaşlar. 18. soru. Ehaze fiili. Başlama ifade etmez. Başlama ifade ederse etmezse. İki manada değineceğiz şimdi bunu. Başlama ifade ederse başladı diye tercüme edilir. İfade etmezse aldı diye tercüme edilecektir. Başlama ifade etmez yani aldığı manası nerede var? D şıkkına baktığımızda ehaze aldı, elverdi çocuk, el kurate topu min ehihi kardeşinden aldı. Başlama ifade etmedi değil mi? Aranan şık D. Şayet bunun başlama manası versem. Ehaze başladı, elverdi çocuk, el kurate topa başladı min ehihi kardeşinden diye bozuk yani anlamsız bir mana çıkar. Demek ki başlama ifade eder mi, etmez mi konularında bir başlama ifade ederek cümleye mana vermeyi deneyin. Bir mantık var mı ortada? Bir şey anlaşılıyor mu? Anlamlı bir cümle oldu mu? Olduysa tamam. Olmadıysa demek ki aranan şık o. Tabii şunu da bilmek gerekiyor. Ehaze başlama ifade etmezse ne ifade eder? Ünitede ona da çalışmış, ezberlemiş olmanız gerekiyor. Ya aldı ya başladı iki manadan birini vermek gerekir. 19. Umut fiilinin haberinde dil bilgisi yönünde yanlışlık yapılmıştır. 19. cevabı A olarak gösterilmiş. 20'ye baktığımızda ev şeke tam fiil olarak nerede kullanıldı diye soruluyor. Ev şeke tam fiil olarak kullanılacaksa ev şekeden hemen sonra en ardından muzari gelir. Bu anlatımda sadece C şıkkında var. Ev şeke, en ve muzari. Ev şekeden sonra hemen en gelmemiş, muzari gelmemiş B'de. A'da da ev şekeden hemen sonra en gelmemiş. D'de de ev şekeden sonra en gelmedi. E'de de ev şekeden sonra en gelmedi. Ama C şıkkında ev şeke fiilinin hemen ardından en ve bir muzari gelmiştir. İşte ne zaman ki ev şekeden sonra en ve muzari gelirse bilin ki tam fiil olarak kullanılmıştır.